geri dönmek yok. Yani eyvallah. Atalarımız böyle. Şimdi kitap yazmayı şöyle, çok değerli, Hakk'a yürümüş olan Aytunç Altındal, büyüğümüzün yanına Cengiz Tunceli E-Yayınları'nı İstanbul'da gidip yardım ediyorduk kolejdeyken. O da yardımlarımıza karşılık hep kitap verirdi. Sonra dedi, siz dedi yazar mikrobuna bulaştınız, evet. Bu mikrobu kaptınız, ya yayıncı olacaksınız ya yazar olacaksınız. Böyle bir tabandaki böyle bir altyapı vardı zaten. Aytunç da yazmamızı çalıştırdığı arkadaşları teşvik edince, mesela Banu Ağa var sayın, onun çabalarıyla yetişmiş kişidir. Antropolog, doçent doktor Sibel Özbud'un bence şu anda Türkiye'deki bir numaralı antropologdur. Evet. Çok değerlidir. Yazdığı kitaplar çok 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 değerli kitaplardır. Bilgi doludur. Ve o, biz işte bilelim doğru kendisi. Neyse onu söyleyip yazan insanlarız. 1986 yılında emperyalizm Siyavet Türkiye ile adım attım. Talat Turan'ı gönderdiler ilk röportajı yap diye. O sırada bir ambargo uygulanıyordu Talat Yarbay'ıma karşı. Böylece kitabımda o da çok mutlu oldu, memnun oldu ve birdenbire bir çatlak açıldı. İyi de satıldı kitabım. Cumhuriyet Yayıncılığı idare eden bir arkadaş da ilk editörüm. Ondan sonra diğerleri sırayla geldi tabii, hep zorluklarla. Yani ben yazdık kitabımı, araştırmamı şöyle 4 sene, 2 sene ile 4 sene arasında alır bir kitap yazması. Umberto Eco da zaten onu söyler. Eğer der bir kitap 2 sene ön çabası yoksa, o der kitap çöpe atılacak bir kitaptır, hiç gözünüzü yormayın. Çok katılıyorum bu sözünüze. Yani, çok doğru. Düşünmeden yazılan bir şey olabilir mi ki, araştırmacısınız siz? Tabii yani. Muhakkak 2 senelik bir ön araştırma yaparım. Mesela arşivciyimdir. Süreç Yayınları'nın Aytunç'u istedi. Arşivini düzenledim 2 senede. Mükemmel bir arşiv meydana getirmiştim 1985 yine 86 bu şeydeyken. Hatta Amerikan reklam şirketinde çalışıyordum. Kendi kendime dedim ya, bu şirkette hani yukarıya doğru çıkacaksın. Öteki eleştirdiğin reklamcılardan biri olacaksın veyahut da yazarlığa döneceksin, aç kalacaksın. Ama Marx'ın önemli bir sözü var. Nasıl yaşarsanız öyle yazarsınız. Evet, seslendirirsiniz. Evet. Ya da bu şekilde. Sokrates'in dediği gibi yani, insanlar düşündüğü gibi yaşamaktır. Evet. Sanat ve mutluluk der. Onun için biz mesela 1998'de bitirdim kitabı. Ancak 2001 yılında Süreç Yayınları basmıştı. CIA kitabı mesela ikinci baskı yaptı. Aytunç'un yine katkısıyla Er Uygur General Jandarma Kumandanı okumuş. Kitabı çok beğenmiş ve istihbarat okulunda mezun olan genç subayların muhakkak bu kitabı okumasını tavsiye etmesi söylemişti. Onun da kitabı almasına sevinç çok ilginç. Kennedy bölümünü, cinayetleri bölümünü okudum demişti. Demiş daha doğrusu, bana getirildi haberi. Hiç bu kadar detaylı ve doğruya bu kadar yaklaşan bir analize rastlamadığım için demiş, bizi ilgilendiriyor bu şey. Okusunlar, çok faydalı bir kitap. Halit Hocam, şimdi sizin biz şey de biliyoruz, sizinle bizim yakın dostluğumuz da var. Şimdi Aytunç Altındal'la bir yakın, üstelik dostunuzdu da değil mi? Çalışma arkadaşlığınızın ötesinde bir dostluğumuz tabii, yani, da var. En son vefat etmeden 20 gün önce İsviçre'den beni aradı. Halit'ciğim dedi, çok kötüyüm dedi. Yine çünkü o biliyorduk ya, böbrekleri rahatsızdı. Ona rağmen yine kahvesini muhakkak çok severdi. İçerdi, sigarasını içerdi. Çünkü dürüst bir insandı. Doğru. Başka türlü zaten bir arada biz yaşayamayız. Yani o insan, önce insan diye biz yorulduk. Yani hamurumuz öyle yorulmuş yüzyıllardan beri. Önce insan. Yani diline, eline ve beline hakim olacaksın. Önce insan olacaksın. Ki örnek olabilelim. Kaldı ki iyi bir eğitimi olan bir beyefendiydi. Yıldızlar yoldaş olsun, devri şimdi daim biraz olsun. Biraz anarşistliğimiz var. Ben de liseyi 2'de kolejden terk ettim. O da terk etmiş 2. sınıftan. Bir hikmeti var bu işin herhalde. 2. sınıfta ama sonra gittim 3 senelik liseyi 2 senede bitirdim. Sonra üniversiteyi de bitirdim. 4 senede. Şimdi şey söyleyeceğim. Aytunç Altındal için komplo teorisyeni ne denilir? Aslında nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu kadar kitap yazan, bu kadar donanım, sadece buraya sıkıştırmış olmak yeterli mi sizce? Şimdi biz o konuya çok gülerdik. Aytunç'ta espri yapardık. Biraz komplo. Komple. Komple teorisyen. Çünkü kompleyi bunu yazan
Fethullahçıların bir yazarı vardı. Komple yine komple diyorlar değil mi? Evet. Köşe yazarı. Mahlaslı adlarla başka şeyler de yazardı aynı kişi. Ondan sonra onu eleştirirdi o Mahlaslı yazıcı. O getirdi komple teorisi. Komplo da diyemiyor adam. Komple diyor. Komple teorisi diyor. Şimdi hatta Aytunç derdi ki ya komposto istiyor bu adam. Birisi komposto yapıp göndersin. Şimdi komple teorisinin soğuk savaş döneminde çıkartılmış bir tanım. Bunu çıkartan CIA'nin beyinleri. Çünkü bütün sosyologlar bilir ki klasik sosyolojide olsun. Bu klasik sosyolojinin esası olan bana göre Engels'i de koyarım. Marx'tan itibaren Weber, Durkheim diye gider sosyoloji. Bu kökeninde burjuvazinin ekonomi politikası çıkmaza girdiği an muhakkak Bismarck'a öneri verir Marx. Komplolar yaparaktan kendisi yani bütün işi gücüler komplo yapmaktır. Öngörüde bulunmayı aslında değerlendiriyorlar. Şimdi, yani bir tespit şöyle, yapıyor. Komple, bir de şu var. Komple bir eylemdir. Bir eylemdir. Eylem de çok bildiğiniz eylem değildir. Eylem action'la yani faaliyetle başlar, devam eder. Pragmatik olur. Pragmatikten olduktan pratik olur. Hepsi değiştirir. Biri faydacı eylemdir, biri gerekirci eylemdir, pratik. Karıştırılıyor bu. Bir de praksis var. Mesela kimse praksis almıyor. Halbuki praksis Sokrates'ten başlıyor. Sokrates yazıya dökmemiş ama Platon yazıya dökmüş. Aristoteles bunu dökmüş. Ayrı bir olgu. Tabii idealarla, idealist bir anlamda onlar yaklaşmışlar ama diğer şeyler gelene kadar, Engels'e, Hegel'e kadar bu şekilde. Hegel'de de ayakları üstüne diyor. Marx bunu tekrardan ele alıp bilinçli eylem olarak yani. Türkçemiz esasında çok zengin. Şimdi şeyi yapmak lazım. Benim eniştemin dedesi İbrahim Necmi Dilmen. Yani Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nu toparlaması için görevlendirilmiş kişi. Onun 12 Eylül sırasında devlet memurluğundan uzaklaşmak zorunda kaldım. Çünkü sürgüne gönderdiler, almıyorlar. Yani istifa etmekten başka bir şeyimiz yoktu. İstifa etmiştim. Büyükada'ya köşke giderdim. Köşkün de mahzeni. O zaman milletvekillerine sağ ola dönüyor biliyorsunuz İstanbul Saylavı. Bir dolu hazineyle karşılaştım. Hazine benim için bilgi, dokümanlar, anılar, diğerleri. Yani öyle bir şey ki Türk Dil Kurumu'nun bu öz Türkçeleştirmek denen kervanının işin çığırından çıktığını Gazi fark ediyor. Ve Necmi Bey'i getirtti çünkü Edebiyat Fakültesi'nde profesör Necmi Dilmen. Çok seviyor onu zaten. Ondan sonra hep sol kollu olarak alıyor. Şey hanım sağ kollu şeyde şimdi Osmanlıcaları ben de karıştırmaya başlıyorum. Yani özel olarak onu söyleyeyim. Biz dönelim komplo teorisine. Teori yaptıkları zaman bunu eylemden soyutluyorlar. Sanki bu olağan bir olaymış yapılan işlem ya da cinayet olsun, başka terör hareketleri, devlet terör hareketleri olsun. Olağanmış, hani bunu bir sulandırılıyor, sulandırılmıyor. Ya da gözden düşürülmeye çalışılıyor. Gözden düşürmüyor. Evet. Çünkü adamların işleri güçleri bu. Mesela Papa'ya suikast. Papa'ya suikast, yok CIA yaptı bilmem ne, şudur budur. Ben İtalya'ya gittim, İtalya'da bir yıl kaldım. İtalyanca öğrendim. Bir de diyalogları kurdum yani nedir ne değildir. Oradan Tunus'a, Fas, Cezayir falan gittim İspanya'ya. Geleceğiz oraya. İspanya'da orada yer kalmamış. Abdullah Çatlı'yı yakaladım. Neyse bir de o taraflarda. Yani hep adamları. Fakat şöyle, şimdi biz bunları yazmak istemiyorum. Yazdım söylüyorlar, diyorlar bu adam sallıyor. Çünkü neyse bu bizim sol diyeyim. Ben kendimi devrimci kabul ediyorum. O da bir tartışma. Evet onu da tartışacağız. Onu da konu içerisine geçireceğiz zaten. Yani bu CIA tarafından çıkartılmış bir nitelemedir. Bu piyasaya kondu ve tuttu. Şimdi hatta Erol mütercimlerle bunun tartışmasını yaptık. Erol'a da anlattım. Benim çok samimi bir yaptım. Ben saygı duyarım ona. Çok önemli şeyler de yapmıştır. Yazar, konuşur ama kendi bir üslubu vardır. Herkesi olduğu gibi kabul etmek gerekiyor. Tabii. Bizim zaten en büyük hatamız bu. Olduğu gibi kabul etmeyip